Yakacak tutuşturucusu. Çıra. Çok güzel. 1400 puanla. Şimdi biraz daha farklı düşüneceğiz. 5 harfli bir cevabı bulup çıkartacağız. Şu sorunun içinde. Kişinin kendi kendine taktığı simgesel isim. Nickname deniyor mu? Bu değil herhalde. Kendi kendine taktığı. Evet. Kendi kendine taktığı simgesel isim. Lakap ama o lakap. Başkası takar. Lakap değil, yok. Kendi kendine taktığı. Eskiden böyle hani gazetelerde eş ararlardı. Aa, mahlas gibi. Mahlas gibi, evet. Eş ararlardı. Ha şeyle, sahte isimle ne deniyordu neydi ona? Ne deniyordu ona? Aa. Mahlas Gonca Gül. Seven kalpler. Rumuz, rumuz. Nedir? Rumuz. Rumuz. Gayet güzel. Beş harflidir. Beş harfli cevapların sonuncusudur. Kaçırmaz bunu Harika Hanım. Buradan bir 500 puan bekliyoruz. Dinin kurallarına aykırı olmayan, yasaklanmamış olan. Caiz. Değil. Uymadı. Aykırı olmayan. Sevap ama zaten yapılması gereken. Sevap değil. Değil bakın. Aykırı değil bu yani. Olur bu. Bunu yiyebilirim. Ben... Ye tabii ki. Helal olsun. Ne dedi. Olsun? Helal. Helal. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi Arapça kökenli bir kelime vereceğim. Oldukça kalabalık. Siz 6 harfli Türkçe eş anlamlısını söyleyeceksiniz bana. Görelim mi? Tamam. Buyur. Muvaffakiyet. Başarı. Nedir efendim? Başarı. Ne yapsak? Durdur hanım. Ondan da kolay da bazen böyle sorular çok kafa karıştırıcı oluyor. Hı. Sonuna bir ek konduracaksınız Harika Hanımcığım. Tamam. Anlaştık. Peki, buyurun. Ek koyacağız. İğne yapraklı ağaçlarla dolu alanlar için kullanılır bu söz. Çalılık gibi. Dikkat. İğne yapraklı. Eki bulduk, kökte sıkıntı var. Çamlık, çamlık. Çamlık gayet güzel. Bir seviniyorum diyor. Sevinmelisiniz de zaten buraya kadar çok güzel geldiniz yani. Aynen bu şekilde yarışmıştı Mert Bey de. 6 harfli cevapları bitirdiğinde 3000 puandaydı. Buyurun kasada 3000 yazıyor. Şey süremiz iyi 2 mi? 2 dakika 25 saniye gayet güzel, gayet güzel. İşte o 4 harf alabiliriz demiştik ya. Hı-hı. Onu nerelerde alacağız ona biraz dikkat etmek lazım. Mesela burada bir tane alırsanız ilk 7 harfli cevabınızda ben çok üzülmem. Hı-hı. Çünkü bu biraz zor bir soru. Eski bir kelime ama illaki kulağınıza gelmiştir. Görelim. İş edinerek, doğrudan doğruya eyleme geçerek anlamında Arapça kökenli biraz naftalinli bir tabir. Ben bu işle ilgileneceğim, doğrudan doğruya eyleme geçerek ilgileneceğim. Bu işi ben yapacağım ve iş edinerek yapacağım. Harf alalım. Harf alayım. Eyleme geçerek bakın eylem, eylem, yüklem. Bir harf daha alayım ben. Mert Bey, tebrikler. Eyleme geçeceğim. Bilfiil. Harika. Harika, hiç sıkıntı yok. Yani çok zorlu bir kelimeydi. İkincisini almasak iyiydi ama bir şey olmaz efendim. 1 dakika 41 saniyeniz var. Bir tane daha harf alacağız diyelim. Tamam mı? Tamam. Çünkü 2 harf alırsak 1 dakika 6 saniye arttırmak lazım. O biraz problemli olur bizim için. Bir tane daha harf alacağız. Onu da burada almayacağız.